Tahminimi yazıyorum. Kulislere daldım çıktım. Sağa solu yokladım, kulağa deliklerle görüştüm. Ağzı sıkıları konuşturmaya çalıştım. Bu işlerden iyi çıkanları yokladım. Elde ettiğim sonucu açıklıyorum. AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok. Kesin mi? Tabii ki değil. Son ana kadar kesin değil. Ama ihtimalleri yüzde olarak şöyle yazabilirim. Murat Kurum'un aday olma ihtimali %75. Turgut Altınok'un aday olma ihtimali %75. Eksi %25'i ihtiyat payı olarak görün lütfen. Her gördüğün sakallıyı. MİT operasyonuyla yakalandılar. Bunlar Mossad'a çalışıyorlar. İsrail gizli servisi adına ajanlık yapıyorlar yani. Şunların tiplerine bakın hele. Biri başörtülü mazbut bir kadın görünümünde, diğeri bizim mahalle camisi imamı gibi görünüyor. Boşuna her gördüğün sakallıyı deden sanmayacaksın yeğen denmemiş. Özgür Özel İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu nasıl biri? Şöyle biri. Güç kullanmayı seviyor, partinin tepesini organize etmeye bayılıyor. İstanbul Belediye Başkanlığıyla yetinmiyor, sürekli daha fazlasını arzu ediyor. Özgür Özel nasıl biri? Şöyle biri. Mevcut konumunun hakkını vermeye çalışıyor, yetkisini paylaşmaya fazla yatkın değil. Alttan alıp yutkunmayı sevmiyor, dikine gidiyor. Bu iki kişilik arasında bir hiyerarşi kavgasının çıkması kaçınılmazdı. Nitekim gelen dedikodulara, söylentilere, bilgilere, açıklamadaki tonlamalara bakılacak olursa, gelmekte olan gelmiş bile. Bütün tuşlara birden basmış Onur Akın. Benim sevdiğim bir sanatçıdır Onur Akın. Vedat Türkali'nin İstanbul şiirinden yaptığı Bekle Bizi İstanbul şarkısı da muhteşemdir. Kaybana diye bir şarkısı vardır, acayip etkileyici ve farklı bir şarkıdır. En son bir şarkı yapmış Onur Akın, adı Selam Söyle Tarık Akan olan bir şarkı. Sözleri şöyle şarkının. Karlıkayın ormanına, kuvacılar destanına, Büyük Ozan Dev Nazım'a selam söyle Tarık Akan. Fikret der ki hele hele, üzülme git güle güle, Koca Mustafa Kemal'e selam söyle Tarık Akan. Melodide özgünlük yok, sözlerse bütün tuşlara basılmış gibi. Kuvacılar, Nazım Hikmet, Atatürk, Tarık Akan. Boş yok yani. İnsan sormadan edemiyor. Ne gerek vardı Onur Usta? İlber Hoca'ya ahlat bastonu. İlber Hoca'yla buluştum dün, sohbet muhabbet mavra. Tarihsel şahsiyetlerin bol bol dedikodusunu yaptık. İlber Hoca baston kullanıyor ve bastonu kendisine süper yakıştırıyor. Ben de kendisine bastonlarıyla ünlü Ahlat ilçesinden bana gelen bir bastonu hediye ettim. Üzerinde Selçuklu motifleri bulunan, baş kısmına zarif bir ay yıldız nakşedilmiş baston. Ahlat bastonunu aşırı benimseyen İlber Hoca, ben artık bunu kullanırım dedi. Seçil Erzan'ın kırık telefonundan ortaya çıkanlar. Fatih Terim'in olayın tam da göbeğinde olduğu ortaya çıktı. Seçil Hanım'ın Dallas'a özgü bir hayat yaşadığı ortaya çıktı. Para ve kıskançlık ayrılmaz ikili olduğu ortaya çıktı. Arda Turan'ın çok saf bir delikanlı olduğu ortaya çıktı. Yeni kurban arayışlarında ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Tek tarihli şahsın Mahmut amca olduğu ortaya çıktı. Güzel günlerde Seçil Hanım'a Seçoş dendiği ortaya çıktı. Seçil Hanım'ın bittiğinin bal gibi farkında olduğu ortaya çıktı. Ahmet Hakan, Hürriyet.